It's a haven for Turkey's minorities. These colorful streets of Tarlabasi in Istanbul's Beyoğlu municipality reflects the city's rich ethnic diversity. The maze of narrow alleyways developed in the 1800s was once a bustling community of Turks and middle-class immigrants. They served the embassies and businesses of Istanbul's bustling Beyoğlu Commerce District, including Istiklal Street, which today attracts more than 12.5 million tourists annually. Long-time Tarlabasi residents have fond memories here. Çalışırdı gün boyu, akşam olduğu zaman paydos ederdi, giderdi evine, temiz elbisesini giyerdi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne çıkardı. Zaten üstü başı kirli olduğu zaman almıyorlardı. Ben onu yaşadım. Tabii kıyafetin düzgün olmasa maalesef seni sinemada, tiyatroda almıyordu. Sabah bir çıkardık. Hafta sonları saat 9'a kadar, akşam 9'a kadar top oynardı. Aileler birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Birbirlerine karşı aileler çok güveni vardı. The mix of traditional Ottoman and Western style architecture prompted the government to declare Tarlabasi an urban conservation zone in the early 1990s. But all this crumbled as Tarlabasi's socio-economic conditions changed. Political tensions and urban development projects forced many of the original residents to leave, while internal displacement and immigration brought in a lot of new occupants. Tarlabasi has always been a neighborhood for minorities, firmly occupied by low to medium class Greeks, Armenians, and the city's Jewish population. However, historians say that the community began its change into what one author described as a lawless haven for the city's undesirables in the late 1950s. Over time, Tarlabasi became home to some of Istanbul's poorest and most marginalized people. Some even consider it one of Istanbul's most backward areas. Ramazan Pembe Dudak earns a living for his wife and three children by recycling trash from a wealthy district near Tarlabasi. Yaptığımız yasal değil de işsiz olmaktansa çoluğuma çocuğuma ekmek getirebiliyorsam ne mutlu bana yani. Bir parça ekmek getiriyorsam hırsızlık yapıyorum, hırsızlık yapmıyoruz. Yerim seni. Namusumuzla ekmek kazanıyoruz. Kimseye bir zararımız yok, şeyimiz yok. Sabah çıkarız, akşam evimizde oluruz. Kimseyle doğru düzgün samimiyetliğim olmaz. Ve yaptığım işten memnunum yani sonuçta. Most of Tarlabasi's residents are Turkey's Kurdish people and Syrian and African refugees, many working illegal jobs to eke out a living. They take advantage of Tarlabasi's proximity to nearby urban centers where they can access economic opportunities. It became basically a shelter for these rather disadvantaged communities. There are also much more modest establishments run by individuals, and there are, of course, more unfortunate ones who are working under much more precarious and informal conditions in such sectors as the sex industry and some other economies that can be defined in similar lines. Tarlabasi's maze of narrow streets and overcrowded population also provide cover for those working outside the boundaries of the law. This is daha çok yapılıyordu. Onda da çok şikayet olduğu için şimdi işte gonzai mi satışı, uyuşturucu satışı. Çünkü o az talep meselesi. Çünkü onda bir şikayet olmadığı için aldığı için alan razı, veren razı olduğu için şikayet olmayınca da polisin gelmemesi. Buradaki insanların da istediği gibi hareket etmesi. Siz de gördünüz bu avuntanda yukarıdan çöp atıldı yani. Burada yaşanır mı? Ne yapalım şimdi? Ben mecburen bunu kaldıracağım, buraya atacağım. Başka da yapılacak bir şey yok. Nereye koyayım? Cebime koyacak halim yok. Jalal Tatlıgil has lived in Tarlabasi for much of his life and has seen it slowly change. He raised his kids here and now runs a small shop to help compensate his menial pension. Most of the friends he grew up with have left the neighborhood. Dayanışma vardı, bir komşulukları vardı, iyi bir diyalog vardı yani. Buradaki hatıram mı? Buradaki hatıram komşular arasında birbirini kahveye davet ederlerdi. Sohbet ederdik, otururduk, konuşurduk. Hepsi geride kaldı. Ya işte olumsuz şeyler oluyordu. Ortamın bozukluğundan, çeşitli kesimlerden, vilayetlerden buraya göç almasından ötürü. Baba, ya git şimdi ya, git sana ya. Sana getirdim ya, baba. Al baba, sana, içmiyorum ya. Sana getirdim. Despite its reputation today, for many people, Tarlabasi still has a charming atmosphere that manages to maintain its distinctive culture.
While off the beaten track for most Istanbul tours, Tarlabasi still attracts visitors who enjoy its unique atmosphere and colorful characters. Yet its proximity to one of Istanbul's most popular shopping districts makes it prime real estate, a fact that hasn't escaped the local municipality. Tarlabasi 360 is Turkey's first urban renewal project. Çelik Holding won the bid to renew the area while maintaining the traditional architecture of its buildings. 20,000 square meters of Tarlabasi have been chosen for demolition, including 210 historic Ottoman-era buildings. Bakımsızlaşmış, ekonomik yetersizlikten insanlar binalara gerekli özeni gösterememişler ve neticede ve öncelikle tabii projelerin yapılmasına paralel buradaki vatandaşlarla tek tek defalarca görüşerek projeyi belediye başkanlığı yetkileri öncelikle Sayın Başkanımızın önderliğinde anlatıldı ve sonuçta %80'e yakın oranda uzlaşmayla sözleşmeler imzalandı. The value of some of these buildings has jumped 50-fold, according to officials. İşte Tarlabasi projesi bir yandan tarihi binaları cepheleriyle, orijinalleriyle korumayı hedefleyen, öte yandan buradan insanların neden kaçtığını dikkate alarak yerin altına otoparklarını ve iç avlularını yapmak suretiyle yaşam kalitesini yükselten bir çözüm önerisiyle geldi ve bu heyecan yarattı. Yet while Tarlabasi 360 promises to improve the lives of Tarlabasi residents, many have complained that it's doing just the opposite. Many fear this massive regeneration project will force them to move to areas farther away from the economic opportunities in Beyoğlu's commerce district nearby. Well, the initial plan was not to move the residents anyway. Instead, the landlords were faced with two options. The first one was immediate cash in return of their properties. The second option was for the landlords to take over 42% of what they originally owned in the area. Despite three decades spent in the neighborhood, Jalal is open to moving. But he says the money being offered for his property is not enough for him to afford to go anywhere else. Hep evler böyle. Burayı gördüğünüz gibi hepsi birbirine benzer. Şurası. Bina takriben 100 senelik var. Belki de fazla. Ben bilemem. Burası işte mutfak olarak kullanıyoruz. Burası banyo, yukarıda da oturma odası var. Kira yok, biz oturuyoruz. O zaman 86 senesinde 3,5 lira yani 3500. And now how much is it worth? Vallahi 500 veren var, 600 veren var. Kahrını çekmişim abicim. Ya hero ya mero yani Türkçe bir laftır bu. Ya batarız ya da devlet ne verirse onu kabul etmek zorundayız. Başka yapılacak bir şey yok. So what happened in the end? Was that those who did not opt for any of the given options were faced by pressures of expropriation, which meant that they would only be getting, you know, minimum amounts of compensation for whatever they owned in the area. Some tenants say they were not included in any of the negotiations for the project, but the developers insist most residents were consulted. Burada genelde çoğunlukla hep kiracı. Öğrenciler var, yabancı öğrenciler de var. Burası bir karma bir dünya yani. Yani her milletten hemen hemen var yani. Afrikalısı olsun, Suriyelisi olsun, Özbek olsun, Tatar olsun, Filipinli olsun. Yani potansiyel olarak değere değer katacak. Yaşayanlar açısından onlar bir fayda göremeyecek. Ha şöyle görme durumu var. I don't think any of the residents are happy about the conditions in which they live anyway. This is exactly what they express when they're encountered by questions. But then again, they're incredibly dependent on the minimal chances that they have in the neighborhood. That includes Ramazan, who supports his family from the menial returns he gets from recycling trash. 45 senedir Tarlabasi'nde oturuyorum. Çocukluğum orada geçti, delikanlılığım orada geçti. Başka bir yere taşınmaya kalksan, dünya kira parası. Bizde yok, gariban insanız biz. Nasıl vereceğiz? But despite these concerns, some property owners support the project, like İlyas Ekmekci. He says he'd like to see his old neighborhood return to what it was in his old memories. Bölgeyi de çok iyi bildiğim için başka şekilde düzelme ihtimali zayıf yani. Nasıl düzelteceksiniz başka türlü tamamen boşaltmadan, değil mi? Boşaltıp bir dönüşüm yapmadan. Dediğim gibi yani İstanbul Türkiye'nin göz bebeği bir yerde. Bu kadar değerli bir yerin bu şekilde olması inan gücüme gidiyordu açıkçası benim yani. Dolayısıyla yani projeyi o yüzden
destekleyenlerden birisiyim. Hem benim menfaatlerim doğrultusunda olsun hem de bölgeye iyi olsun diye diyenlerdenim yani. A number of cases against the development project have been quashed, leaving property owners and tenants frustrated. Yet, only a handful of families still hold out against eviction orders as their court cases continue. Meanwhile, most of the abandoned buildings have been looted for wood, metal and plastic, leaving behind only the memories. Bizim mücadele ettiğimiz en önemli noktalardan birisi, birçok hak sahibinin binalarında işgaller vardı. Her türlü illegal yaşantının olduğu, suistimallerin olduğu bir alan idi. Bunların tahliye edilmesi tabii kamu kuruluşlarının, belediyenin ve emniyet teşkilatının destekleriyle oldu. Sonuçta proje alanı bu olmaması gereken unsurlardan arındırıldı. In defending their stance, the authorities tend to argue that Tarlabasi is a neighborhood that needs to be cleared immediately due to the crime rates going on around here. The same sort of arguments also apply for the unsanitary conditions in which the neighborhood still thrives. But then the question remains, whose responsibility is it to install the conditions of safety and health within neighborhoods? Today's Tarlabasi sits in sharp contrast to the attractive historic place the neighborhood was once known for. But its developers say its old charm will return. İstanbul'un dışarıya yansıyan faydası çok çok daha önemli. Proje bittiğinde Sultanahmet'i biliyorsunuz. Yabancıların da Ayasofya, Sultanahmet Camii için ziyaret ettiği önemli lokasyonlardan birisi. Oradaki tarihi mekanları, konutları, o ambiyansı düşünün. Bir yenisi tarla başında gerçekleşecek. But residents like Jalal are pessimistic about the changes, believing it'll all just disrupt their lives. Bu zaman buraya faydası olmaz. O zaman zengin kesimler gelir, lüks yerler açılır. O zaman bizim işimiz maalesef knockout olur yani, biter. Gelecek belirsiz, ne olacağı belirsiz. Bilemiyorum yani, yarından o bir günden umut yok. Still, at least for Tarlabasi's younger generation, the project promises a new community for the future, one that would create cherished memories like those that filled the neighborhood before they were born. For Simon Asia, I'm Natalie Carney in Istanbul, Turkey.